Ana Noob ve Bro buradan iyisiniz valla. Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Adam mı kesiyorsunuz? Ne kesmesi kanka, sizi bekliyorduk ya. Evet ya, bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Ne oynuyormuş lan ya? Gene ne hazırladınız? Bugün kapı yapacaksınız. En büyük dev kapıyı yapan kazanır. Ana o halde ben Bro'yu seçiyorum. Ben de Noob'u. Ana bakalım sandıktan ne çıkacak arkadaşlar, baksanıza. Kapı malzemeleri. Bir de Noob'unkine bakalım şöyle. Ana o ne lan? Lan dokunmasın da. Ana yemedik de sadece baktım. Neyse. Zaten dandik şeyler vardı. Dur canım arkadaşım, neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Oo, sen daha videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuşmuşsun. Yo, abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya, küstüm sizi. Ha, eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar, ne olur videomuzu beğenin. Görüyorsunuz vallahi onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Hemen şuradan malzemelerimi almak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle kapımızı ne tarafa yapacağımı düşünüyorum. Şurası iyi midir? Bence iyidir değil mi la? Orası iyi kanka, ana bu bizde kopya çekecek la. Ne çekmişsin oğlum, daha yapmamışsınız ki. Birazdan göreceksin. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18 tamamdır arkadaşlar. 18 blok yeterlidir. Şimdi yukarıya doğru çıkıyorum. 25, 26 tamamdır. 26 blok iyi arkadaşlar. Hemen şöyle elmasımızı kapatacağım. Bu şekilde kapımızın çerçevesini hazırlamış olduk arkadaşlar. Görüyorsunuz kapımızın kenarı hazır. Şimdi ise iç kısmını dolduracağım. Neredeyse bu günlerimde bitmek üzere arkadaşlar. Gördüğünüz üzere işte elmas kapım hazır. Baksana benimkisi oğlum, benimkisi senden daha güzel oldu. Yürü git lan oradan. Ana şuna baksanız arkadaşlar, küçük zombi kapısı epey bir garip duruyor. Garipmiş, şimdi biraz sonra göstereyim sana garipliği. Hadi bakalım gösteri de görelim. Şimdi arkadaşlar ikinci aşamaya geçiyoruz. Kapımızın kenarını tekrar kapatacağım. Sonuçta kapımız burada olacağı için açılan bir kapı yapacağımdan dolayı kenarını kapatmak daha doğru olur. Burası da hazır olmak üzere tamamdır. İşte kenarı kapattık. Hani benim o malzemem neydi? Lahanda burada. Bu elimdeki eşya sayesinde kapımızı şimdi kopyalayacağım. Burayı seçtim, save dedim ve gördüğünüz üzere arkadaşlar artık kapımız burada. Hemen buradan ayarlamaları yapıyoruz. Tamamdır, ayarlamalar bitti. Öncelikle bu yaptığımız kapıyı sileceğim. Şu şekilde sildik arkadaşlar. Şimdi yeni kapımızı buraya koyacağım. Hani onu şu şekilde koyarsam olur mu? Evet oldu. Hadi bakalım. Bismillah, işte bu kapımız artık açılabiliyor. Vay canına, nasıl yaptın lan onu? Senin gibi ezikler yapamaz oğlum. Birazdan göreceksin oğlum izin kim olduğunu. Anne hadi bakalım göster gücünü la. Şimdi arkadaşlar buradan elmasımı seçiyorum. Birazcık kapımızı uzatacağız. Şu uzunluk işimizi görür arkadaşlar. Şöyle elmasımızı koyduk. Gördüğünüz üzere bence uzunluğumuz iyi. Anne şimdi burayı da kapatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere artık elmasımız tam tahır hazır. Ama bir dakika, kafasını kapatmayı unuttuk la. Anne buradan yağmur falan yer, içeriye mazalar taşmasın. Şu şekilde orayı da kapatıyorum. Gördüğünüz üzere artık tam tahır hazırız. Ana iç rengi de elmas olsa yok lan yok, şurayı bir taş yapacağım. Sonuçta elmas olursa vallahi maazallah batarız arkadaşlar ya. Tamam, şimdi bakalım kapımızda bir sorun var mı? Hiçbir sorun görünmüyor, gayet güzel bir şekilde açılıp kapanabiliyor. Artık tuzaklarımıza başlayayım mı la? Başlasana kanka, durduğun kabahat. Pekala başlıyorum Pro. O halde şunları şöyle koydum. Hemen şuradan tuzak malzemelerimi alıyorum. Öncelikle diken tuzağı yapacağım arkadaşlar. Hani ya bu dikenler o kadar güçlü ki küçük zombinin asla girmesine müsaade etmezler. Hani ya bir satır diken yeter mi? Yok, yetmez. Şöyle bir 3-5 satır yapacağım. Hani ya bunun aralarına lavda koyarsam vallahi efsane olur. Bu kadar diken yeterli olur herhalde. Görüyorsunuz hani ya efsane durdu. Şimdi şuraya lav yapacağım. Bakalım o nasıl duracak. Hani ya bence mükemmel durdu. Diken ve lavımız hazır. Hani küçük zombi ne yapıyor ki? Hani git la başımdan, git la. Hani ne yaptığına baktım sadece. O ne lan? Lan bu nasıl bir koku la? Aferin küçük zombi, sinik tuzağı işe yaradı. Baksana gelemiyor kokudan. Boğulacağım kanka. Ana ben de boğulacağım. O sinikte neler öyle. Neyse. Şimdi arkadaşlar kapımızın iç kısmına geçiyoruz. Buradan itibaren yapacağım. Öncelikle elektrik tuzakları tabii ki de, ama elektrik tuzaklarımızı şöyle rastgele bir şekilde koyacağım. Rastgele koyacağımdan dolayı küçük zombi bunların birine bile çarpsa baksanıza bu şekilde takılıp kalacak. Bu kadar elektrik tuzağı yeterli. Hani şimdi ne yapacağım diye düşünüyorum. Hep buldum. Şimdi arkadaşlar izin. Hani buraya şimdi bariyer yapacağım. Bu bariyer var ya o kadar güçlü ki yani asla kıramayacağını düşünüyorum. İnşallah kıramaz. Buranın arkasına da Pro'nun sandığını yerleştirdik mi işimiz biter. Anne bitmek bilmeyen bariyermiş la. Şükür bitti. Artık Pro'nun sandığını koyacağım. Hazır mısınız arkadaşlar? Anne şu anda sesinizi duyuyorum. Anne işte Pro'nun sandığı burada. Koyuyorum işte bu. Şimdi sandığı açacağım, baksanıza. İşte Pro'nun altınları ve altın elmaları. Çok iyi. Anne inekçik senin buna ne işin var la? Ana demek korunmaya çalışıyorsun ha. İyi tamam, sen buralarda takıl. Ben de şu sandığın etrafını kapatayım. Bu şekilde arkadaşlar trafik bariyerinden koydum. Başka ne yapabilirim? Buldum. Şu tahtalardan da koyabiliriz la. Tamam bu da hazır. Başka ne yapsam diye düşünüyorum. Diken koyalım. Lan inekçik dikkat et. Hani ya vallahi dikene batarsan ölür gideceksin de, tamam mı? İyi be, tamam anlamışsın. Şimdi burayı da şöyle yapacağım. Hani ya burası hazır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kapım tıkırında hazır. Şurayı şöyle lav yapacağız. Ana burası da bitti arkadaşlar. Artık kapım hazır. Nasıl oldu la Pro? Efsane yaptın kanka. Her zamanki gibi mükemmel oldu. Arkadaşlar sizler de yoruma yazın. Benim yaptığım kapıyı beğenenler yoruma 1 yazsın. Benim yaptığım kapıyı beğenenler ise 2 yazsın arkadaşlar. Bakın benim kapım efsane oldu. Ana sen de açılabilir kapı yapmışsın. Tabii yaptığımda iyilik. Yoruma 2 yazın arkadaşlar. Hadi bakalım. Yoruma belirtin. Anne sen daha bitiremedin mi la? Bitiyor bekle. İşte benim kapım da hazır. Oh be, sonunda bitirebildin anne. Önce bekseli kapından geçmeye çalışacağım. Geçemeyeceksin ki ezik. Sen bana ezik mi dedin la anne? Şimdi sana eziği gösteririm. Anne ben buradan nasıl geçeceğim ki? Bu sivilleri kapattım. Asla geçemeyeceksin. Bunlar kırılmıyor da. Allah'ım yarabbim nasıl geçeceğim? Geçemeyecek ki. Anne vallahi yer kapalı. Yeter be ananolillah. Hayır bu olamaz. Anne burası benim kuponum, git lan. Asla geçmeye izin vermem ama dur orada. Lan yürü git de şuradan oğlum, ben de geçmek istediğim yere geçerim işte arkadaşlar. Gidiyorum işte su. İşte karşıya ulaştım. Bu olamaz. Küçük zombi nasıl ulaştı bu? Ne bileyim ben, ne amca ulaştı işte. Lan kusacağım. O ne lan öyle, yeri lav yapmış. Şu ateşleri söndür. İşte kapıyı açtım arkadaşlar. Uaa! Dur dedim seni, dur. Asla durmayacağım. Uaa! Şu bariyerleri kırarak geçeceğim. Hala geçtim bile. Hayır, nasıl olur bu? Bal gibi olur. Hani ya, kenara çekil oğlum. Neydi la bu sandık, işte burada. Hayır, bana ve yönleri bana. Hadi lan oradan. İşte gördüğünüz üzere arkadaşlar, sandığı ben aldım, ben kazandım. Hayır, sen kazanmış olamazsın. Küçük zombi, ne yaptın sen? Sandığımızı aldı mı? Aldı Nub amca, aldı. Hadi görüşürüz oğlum. İşte çıktım arkadaşlar. Bakalım bunlar neymiş. Ana, inşallah güzel bir şeydir. İşte bakın, o ne la öyle? Ula, bu da ne? Ya bunlar benim oldu oğlum. Artık bunlara dokunmana izin veremem, kusura bakma. Bir sürü farklı arabam oldu, yaşasın. Ana, şimdi senin işini bitirdiğimde göreceksin sen baba. Kanka, ne yapıyor bu küçük zombi, durdur onu. Ana, kapımı açtı, dur lan. Engelli onu zombi baba. Hadi görüşürüz. Ana, gidiyor. Dur lan dedim sana. Ana, geçemeyeceksin. Geçeceğim la, geçeceğim. Ana, elektrik tuzağı pek işe yaramadı. İşte sandık oydu. Benim olacak o sandık, benim. Dokunma, hayır, geçti. Lan nasıl açacağım ben bunu? Hadi görüşürüz. Lan nereye götürüyorsun? Hadi görüşürüz baba. Geber ana, öl lan. Hayır. Gördünüz mü arkadaşlar? Küçük zombinin gitmesi izin vermedim. Kanka, ne oldu? Kazandı mı yoksa bu? Yok, beni kazanacak. Hani kaybetti ezik. Ben nasıl kaybederim, nasıl? Öyle de kaybedersin. Noob ve Pro, orada ne işiniz var? Kankalar, sizi bekliyorduk. Hila, nerede kaldınız? Geldik işte, neyse belki de çağırdınız bizi. He, ana, ben ne güzel yatıyordum. Hala uykum var. Kanks, bugün sizlerle efsane bir oyun oynayacağız. Bugün tren istasyonu yapacaksınız. Tren istasyonu mu? Vay canına. Hadi seçin Kanks. Ana, neyi seçeceğiz lan, ne oluyor? Tarafınızı tabii ki de. Ben Pro'yu seçiyorum. Hayır, sen git ufaklık, ben Zombi Baba istiyorum. Ama ben sıkıtacağım. Olmaz, git. Ana, istenmediğin yerde duramazsın. Ulan oğlum, beni bitirdim sizi. Boşver küçük zombi, biz ikimiz daha iyiyiz. Bak, daha iyiymişsiniz. Dur senin sanına bir bakayım, ne var? O neydi la? Dokunma. Ana, yemedik sandığını. Şimdi arkadaşlar, ben de Pro'nun sandığını açtım, görüyorsunuz. İşte bunlar bizim tren istasyonu malzemelerimiz. Ana, bunlarla birlikte efsane bir istasyon yapacağım. Kanks, önce rayları diz ve treni koy. Pekala. Şimdi arkadaşlar, bakın, rayımız bu şekilde olacak. Şu şekilde gitsin. Hatta bunu böyle şekillendirelim birazcık. Nasıl yapsak? Şöyle birazcık da şuraya gitsin. Daha sonrasında şöyle dönsün mü la? Dönsün. Kanks, o kadar uzaklaşma. Ana, pekala la Pro. Şimdi oraya doğru getiriyorum rayımızı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bence efsane olmaya başladı raylar şimdiden. Şöyle de olsa ne olur? Bence fantastik oldu la. Hatta durun. Bunu yapmayacağım. Bunu da yapmayacağım. Birazcık da şöyle yamularak gitsin arkadaşlar da. Durun, bu oldu mu? Yok, bir dakika, bu olmadı. Şimdi oldu. Şöyle gitmeye devam etsin. Daha sonrasında düzleşsin bu. Ve istasyonumuz şurada bitsin arkadaşlar. Bence böylesi iyi oldu. Gördüğünüz üzere buradan başlayacak tren. Böyle gidecek. Burada duracak. Zaten burası şimdi istasyon alanı olacağı için arkadaşlar yeterli olur bu alan. Şimdi elmasımı aldım, çitimi aldım. Hemen alanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 6 blok işimizi görür. Şu şekilde uzatıyoruz. Burası bu şekilde kalacak arkadaşlar. Şimdi elmaslarla bu kenarları kapatacağız. Bir de bana baksana oğlum, ben senden daha güzel yapıyorum bir kere. Ana sen nasıl yapmışsın ki? Ana bu ne lan? Bakmasana oğlum, ben sana bakma dedim. Bak dedin ya anne, çok değişik olmuş. Küçük Zombi birazcık daha özenerek yapsana, bu ne ya, her şey karmaşık. Sen merak etme Nubamcı, ben halledeceğim şimdi. Ana öyle küçük zombi acayip şeyler yapıyor. Onun beni yenmemesi lazım arkadaşlar. Ve burası bitti arkadaşlar. Gördüğünüz üzere istasyon alanımız hazır şu anda. Bu yukarıyı kapatsam mı bilemedim. Durun şu yukarıya şöyle bir şekil vereceğim. Şimdi kapatırsak trenden çıkacak olan dumanı arkadaşlar azaltmış oluruz. Lan sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ana niye duvarı yardın lan? Yanlışlıkla yaptım da düzelt burayı. Manyak mısın lan sen? Anne yanlışlıkla duvar mı delinirmiş? Senin yalanına tüküreyim. Ben de sen kopya çekecektin değil mi çakal? Sensin ne çakal? Ben hiç kopya çeker miyim? Vallahi çekersin, ben senden her şeyi bekliyorum. Arkadaşlar şu duvarı kapatalım da bakmasın bize. Oh be, artık kem gözüne bize bakamayacak. Tamamdır, şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Burası da 10 numara 5 yıldız oldu. Artık hazırsınız arkadaşlar. Trenimizi koyacağım. Ana treni nasıl koysam ki? Şöyle koyarsam ne olur? İşte arkadaşlar görüyorsunuz. Trenimiz 5 yıldız oldu ama birazcık daha sanki geriden koyarsam daha iyi olur. Herhalde şurası yeterli olur mu? Yok, bir tık daha. Şunu şöyle bir kıralım mı ya? Şimdi 10 numara oldu işte. Baksanız arkadaşlar tam da istediğim gibi duruyor. Bunun arkasına vagonunu koyacağım. Ana o nasıl durur ki la? Ana şuna baksanıza, tam da valla oturdu. Efsane. Şimdi bunu da arkasına koyabilir miyim bir tane daha? Evet, koydum. Nasıl gözüktü ki? Bence efsane durdu. Hatta durun lan bir saniye. Burası istasyon, bir bölge olsun. Şunu bir tık daha uzatalım. En azından trenimiz kalkacağı zaman buradan da gidebilir. Daha şöyle sola dönsün. Buradan böyle tekrar bir sol. Buradan sağ, şimdi biraz da düz gitsin. Bence böylesi daha iyi oldu. Hatta sağda da dursun arkadaşlar. Ana durum bir daha yanlış oldu. Heh, işte böyle. Tamamdır, bence böylesi daha da güzel oldu. Ya sen ne yapıyorsun uşak? Ne yapacağım asıl, sen ne yapıyorsun? Ana senin trenin bu mu? Hii, ne oldu, beğenemedin mi? Beğendim. Güzel yemyeşil bir trenim var. Bize bakmasana lan Zombi Baba. Ana yemedik de treninizi. Şimdi arkadaşlar hazırsanız ben şimdi trene bineceğim. Dur şunları şöyle koyayım. Ana tren gel lan buraya. Trenimizde bir sıkıntı yok, güzel. Bu şimdi su istiyor arkadaşlar. Dur suyumuzu alalım. Bu suları şimdi arkadaşlar buralara aktaracağız. Görüyorsunuz burada saat ibresi var. Şimdi şu suları boşaltalım şöyle. Ana buna da koyamadık, durun. Ana bu su istemiyor ki la, bu galiba petrolle çalışıyor. Durun bir dakika. Ana burada bir şey var mı? Yok, eşya odası. Koltuklar. Ana bunun benzini neydi lan pro? Ne bileyim la ben, sende değil mi? Ben dediği tabii ki de bir saniye arkadaşlar, benzinini bulmalıyız. Ana her yere baktım ama benzinini bulamadım arkadaşlar, üzgünüm. Maalesef kullanamayacağız ama olsun. Çuf çuf. Ana ne oluyor lan? Ana küçük zombi treninden duman çıkıyor. Çekilin elimden, şimdi trenim kalkacak. Ana bu niye kalkmıyor lan? Lan oğlum bu tren niye gitmiyor? Lan öleceğim. Ana çık lan trenin içinden. Şuna baksana. Burada gaz kaçağı var. Gaz kaçağı mı? Ulan boğulacağım. Ana sen bence tren sürmeyi unut oğlum. En iyisi buraları hallet. Ben de arkadaşlar kalan işlerimizi halledeyim hızlıca. Buradan bariyerimizi bunu alacağım. Burası şimdi bizim girişlerimiz arkadaşlar. Şu konileri de şöyle koyacağım. Koniler de hazır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere artık tren raydan falan çıkar. yaparsa bu koniler treni tutacaktır. Şuraya da bariyer yapmak istiyorum arkadaşlar. Bariyerle kapatalım. Bu bariyerler de artık hazır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere artık trenimiz bitmiş bulunmakta, istasyonumuz. Tank sandığımı koydun mu? Ana dur la, onu unuttum. Sandığını dur nereye koyabilirim ki? Şuraya koyacağım. Küçük zombi asla burada bulamaz. Pro'nun sandığı burada arkadaşlar. Şimdi sandığı buraya koydum. Vallahi kimse buradan bulamaz bu sandığı. Çok da güzel yere sakladım bence. Hatta durun la. Şunun şöyle kenarlarını da arkadaşlar şöyle tuzaklayalım ki küçük zombi diyerek vallahi bulmasın sandığı. Oldu da bitti maşallah, artık bu sandığa kimse dokunamaz. Hani benimkisi hazır. Emin misin kanka, bitirdim her şeyi? Bitirdim tabii Pro, görmüyor musun la? İşte istasyon, işte tren. Benimkisi bitti. Ana sen ne yaptın da burayı böyle? Ana küçük zombinin treni burada. O ne lan öyle? Oysa benim istasyonum hiç kimse giremeyecek. Giremeyecek mi? Birazdan görürüz bakalım. O halde arkadaşlar önce ben küçük zombinin tren istasyonuna girmeye çalışacağım. Hazırsanız önden ben gidiyorum. Ana kırla şuraları. Kırmasını oyundakini bırak. Ana bıraktım da korkma. Şimdi buradan böyle geçtim mi? Önce bir trenine bir bineyim de bakalım treninde ne varmış. Ana bu ne böyle, hiçbir şey yok. Sandığını nereye koydun da vagonunda yok. Asla bulamayacaksın. Ben hala trenden gaz kaçıyor. Boğuluyordum. Kesin istasyona sakladı arkadaşlar. Kır şuralarına, dokunma. Kırmasını da kırma. Kıracağım, çekildi önümden. Kimse beni durduramaz. İşte arkadaşlar geçtim. Giyemezsin diyorum sana. La bir git de şuradan, hani böyle de girerim. O ne la öyle, bu nasıl bir istasyonla böyle? Hani la sandık falan yok ha, sandık. Dokunmuş sandığıma. İşte dokundum, görüyorsunuz arkadaşlar. Bir sürü altın elma çıktı. Hadi bay bay oğlum. Dün lan nereye gidiyoruz abi, sileceğim. Ne vereceksin lan abi, lava attın seni kereste. Sen kim oluyorsun da kimin elmasını götürüyorsun ha? Ben kaybettim arkadaşlar. Bu nasıl olur kanks, biz kaybedemeyiz. Helal sana küçük zombi, aferin. Ne demek Nub amca, şimdi ben onları sandığını alıp getireceğim sana. Ana ne yapıyorsun lan? Nerede lan sandığın? Bulamayacaksın. Treni mi sakladın yoksa? Yok lan, neredesin anne, o ne lan? Oğlum hiçbir yerde yoktu sandığın, kandırıcı seni. Bulamayacak ki. Yoksa vagonların sonuna mı koydun la? Yok, oraya koymadım ki, boşuna bakma. Anne orada değil ki. Lan burada da yok. Bulamayacak ki. Anne o ne lan? Ne lan hani, orada hiçbir şey yok, orada müşterilerin parası var. Parası mı? Parası var, dokunma ona. Yok ya pışık, benim anlamda keriz mi yazıyor lan? Ne sandık o gel. Nub amca ben sandığı buldum. Hani nereye götürüyorsun sandığımı, ver lan o sandığı geri. Ya bizim oldu artık, ben kazandım. Kanka sen ne yaptın, sandığımızı aldırtmışsın. Yaşasın, Pro'ların sandığı bizim oldu. Ya baksana, içinden bir sürü zümrüt çıktı. Gitti zümrütlerim, gitti. Anne zümrütler vallahi nuplara geçti. Bir kızına ben oldum ben. Kankalar gelseniz, acele edin. Geldik işte buyur Nub, siz niye bizi çağırdınız oğlum? Gene ne yaptıracağınıza bize? Dur be zombi baba, söyleyeceğiz ne yaptıracağımızı. Kankalar bugün efsane futbol sahası yapacaksınız. Futbol sahası mı? Anne nasıl yaparla? O kocaman futbol sahasını kimse yapamaz. Ama siz yapacaksınız. Sizde o gücü görebiliyorum. Hadi tarafınızı seçin şimdi. Ben Puyo'ya katılacağım. Puyo. Anne ben seçecektim Pro'yu. Küçük zombi, bir şey unutmadın mı? Neyi unuttun mu la? Benim gönlüm var mı bu işe? Ne gönlü oğlum, ne gönlün işi la? Anne kısaca diyor ki benim rızam yok sen git diyor. Öyle mi diyorsun la? Öyle diyorum tabi, rızam yok oğlum git işine. Ama ben seni istiyordum anne ya. Küçük zombi boş ver şunları, biz ikimiz daha güçlüyüz. He, siz ikiniz takılın biz de ikimiz takılalım. Hani pro beni izleyicisi sağ ol. Ne demek zombi baba, biz ikimiz ayrılmaz ikiliyiz. Ne sandın pro? Şimdi arkadaşlar hazırsanız futbol sahamızı yapmaya geçiyorum. Şimdi öncelikle futbol sahamızın ortasını belirleyeceğim. Ortası tam da bura olacak arkadaşlar. Bakalım nasıl gözüküyor. Bence oldukça iyi. Durun bir saniye. Aynen böylesi güzel oldu. Şimdi kalelerimize geçeceğim. Ama ondan önce şu çizgileri şöyle götürüyoruz. Bu çizgiyi ilerletiyoruz. Ve bu şekilde arkadaşlar bitireceğim. Yeterli olur mu? Bence yeter. Tamamdır, çizgiler hazır arkadaşlar. Şimdi kenar çizgilerine geçiyoruz şu şekilde. Şu anda hiçbir şey anlamamış olabilirsiniz arkadaşlar ama birazdan şu yapacağım çizgilerle her şey anlaşılır olacak. Şimdi burayı kare şeklinde kapatacağım. Ben de hiçbir şey anlamadım kanka, ne yapıyorsun la? Görmüyor musun da pro, efsane kocaman bir futbol sahası yapacağım, izlemede kal. Nasıl Nub amcığım, iyi başlamış mı? Vallahi daha bir şey görünmüyor ufukta ama ben sana inanıyorum küçük zombi yapacaksın sen. Ne diyorsun ya Nub amca, güvenmiyor mu bana yoksa? Yok canım, güvenmez olur muyum? Güveniyorum tabii. İşte çizgilerimiz hazır arkadaşlar. Görüyorsunuz tam bir futbol stadyumu oldu. Şimdi kaleyi yapacağım. Karşı kale burada olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Şu şekilde bakalım nasıl duracak. Hani umarım güzel durur la kale. Şuraya baksanız arkadaşlar, tam bir kale olmadı mı? Hani benim bu kale çok mu büyük oldu ki? Hele bir tık büyük olmuş arkadaşlar. Şunu şöyle küçülteceğim bir dakika. Bir bakayım şimdi. Heh, bu kale daha güzel durdu. Tabii şu arkasındaki kuarsları kıracağım arkadaşlar. Burası file olacak. Görüyorsunuz kalemiz bu şekilde. Filemizi yapıyorum arkadaşlar. Şunu da şöyle yaptım. Artık kalemiz 10 numara 5 yıldız oldu. Ve küçük zombiye bakalım arkadaşlar ne yapmış diye. Ne yapıyorsun lan sen burada? Lan niye geldin oğlum sen benim futbol arenama, yürü git lan. Uzak dur zombi baba, uzak dur. Çatlamayın da gideceğim şimdi. Bu ne biçim bir sağla böyle küçücük olmuş. Daha ben futbolcularımı koyacağım oğlum, sen ne diyorsun? Daha futbolcumu koyacaksın? Hani bu güzel bir fikir. Lan fikir. Fikrimi çalma sakın, bak gebertirim yoksa. Yürü git lan, niye gebertiyorsun sen? Hani tavuk mu kesiyorsun? Neyse arkadaşlar şimdi şu karşıdaki kalemizi de bitirelim hızlıca. Ve bu kalemiz de hazır arkadaşlar. Görüyorsunuz artık futbol sahamız neredeyse %50 bitmiş durumda. Şimdi ise tribünü yapacağım. Hemen şöyle tribünümüzü yapalım. İzleyicilerimiz sonuçta buradan izleyecek. Birazdan son aşamayla karşınızda olacağım. Arkadaşlar şu anda hepinizin merakla beklediğini biliyorum. İşte ta da nasıl olmuş? Bence mükemmel yaptım. İşte futbol sahamız hazır. Şimdi hazırsanız futbolcularımızı koyacağım. Öncelikle kalecilerimizi koyalım arkadaşlar. Bu birinci kaleci. Hemen karşıya da şöyle ikinci kalecimizi koydum. Şimdi de futbolcularımızı koyacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz işte futbolcularımız Galatasaraylı. Tabii ki de Galatasaraylıyız zombi baba. Ölene kadar damarımızı kes, sarı kırmızı akar. Sarı kırmızı mı? Aynen, çok iyi. İşte fanatik Galatasaraylıları buldum. Hemen şöyle Galatasaraylıları koyuyorum arkadaşlar. Sizler de yoruma hangi takımlı olduğunuzu yazın. Benim takımımı soracak olanlar varsa tabii ki de Galatasaray ölene dek. Hemen şöyle futbolculara koyuyorum da anne 11'den fazla oldu herhalde burası. Tamam, yeterli. Şimdi karşıya rakip takım koyacağım. Bakalım rakip takımımız kimmiş arkadaşlar. Anya bu ne lan? Ölene dek Fenerbahçeliyim. Fenerbahçelimizin anya gelsin bize katıl, Galatasaraylı ol. Yok ya, şimdi size gününüzü göstereceğim. Anya fena bekliyorlar. Bilsin, göreceğiz şimdi. Arkadaşlar sizce bu maçı kim kazanır? Galatasaray kazanır diyenler 1 yazsın. Fenerbahçe kazanır diyenler de 2 yazsın. Kimse Fenerbahçe'yi durduramayacak. Ulan biz serçeyiz, anladınız mı? Uçarak vallahi gol atarız. Uçarak mı atacağınız? Güldürmeyin ulan beni. Galatasaraylılar, siz hazır mısınız aslanlar? Hazır olmaz mıyız Zombi Baba? Tabii ki de hazırız. Bu bir derbi maçı. Tabi lan anne, hazırlıklı olun, birazdan maç başlayacak. Neyse la, şimdi maçı boş verelim arkadaşlar. İşte futbolcularımı dizme zamanı, görüyorsunuz arkadaşlar. Bende Beşiktaş ve Trabzonspor oyuncuları var. Hani lan, nerede bu Trabzonsporlu oyuncular? Korktular mı yoksa? Korkan sizin gibi olsun uşak. Kimse Trabzonspor'u yenemez lan, hamsi kafalılar. Şimdi göreceksiniz hangi gücümüzü. Dostluk maçı istiyorum. Sakın ha kavga gürültü olmasın, tamam mı? Hakem benim. Sen misin hakem? Sen küçücük çocuksun. Çekil top arenasından. Ne diyorsun lan sen? Beşiktaşlı, bak sarı kartı yediririm sana. Yedir de görelim. Sen kesin ne olur, sana sarı kart veriyorum. Şakaydı lan, şakaydı. Vallahi şakaydı hakem bey, özür dilerim. O ilişki istiyor aslanım. Şimdi hazırlanın, birazdan maç başlıyor. Futbolcular hazırsanız topumuzu koydum. İşte topumuz burada, görüyorsunuz arkadaşlar. Çok da güzel vallahi çalışıyor. Hazır mısınız futbolcular? Biz hazırız Küçük Zombi, hadi başlat. Dur lan dur, başlatma, biz seninle kapışacağız. Nasıl benimle kapışalım yıkınla? Kısa ve hızlı Küçük Zombi, sen buradaki bir takımı yöneteceksin. Ben de bir takımı? O zaman ben Beşiktaş'ı yönetiyorum. Ben de Trabzonspor'u yönetirim. Şimdi arkadaşlar bu futbol sahasında oynayacağım. Golü atan kazanır. Haydi gel bakayım buraya. Asla tamam bana. Lan kaleci tut lan topu. Ana top nereye gitti lan? Topçular yakalayın babamı. Hadi lan oradan anne. Bunlar dimdik bana bakıyor sadece. İşte ilk gol geliyor lan. Dokunma. Asla ilk golü ben atacağım. Beşiktaş atacak. İşte ilk gol. Yo, atamadaki izik ahanda geliyor. İşte birinci gol. İşte gol. Hayır ya, hayır. 1-0. Şimdi ikinci yarı başladı. Ana Küçük Zombi depar atıyor lan. Hayır. 1-1. Lan kaleci sen nasıl bir şeysin lan, böyle tutsan şu topu. Oğlum siz niye benimle birlikte oynamıyorsunuz da 1-1 oldu. Şimdi şu ikinci golde bir atayım da artık şu maçı bitireyim. Lan beni yenemezsin diyorum, sen anlamıyor musun lan? Şimdi göreceksin işte 2-1 ben kazandım. Hayır ya, bu olamaz. Trabzonspor kazandı. Ne oldu lan, ne oldu Beşiktaş? Biz kazandık ha. Ulan Küçük Zombi, ben sana şimdi ne yapacağımı bilirim. Şimdi seni futbol sahanda oynayalım da görelim bakalım arası nasılmış. Gel bakalım gör. Ne yaptın Zombi Baba, yendin mi la? Yendim tabi pro, ona yenmez olur muyum? Gel takip et de beni. Benim futbol sahamı işte buradan gidiyoruz. İşte geldik Galatasaray ve Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe'yi tutuyorum, Fenerbahçe. Ana ben de Galatasaray'ı. Fenerbahçe'yle yeri. Galatasaraylar ileri lan, ne yapıyorsunuz lan? İşte bu kadar, ilk gol geliyor. Uaa, ilk gol geldi. Lan ne yaptınız lan siz? Kusura bakma be Zombi Baba, hani olmadı be. Lan nasıl olmadı, ilk golü sizin yüzünüzden yedik. Saldırın Fenerbahçeliler, saldırın. Allah 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 Allah, Küçük Zombileri. İşte ikinci gol geliyor. Lan dokunma lan topa. Lan taca gidecek top, taca oldu senin yüzünden. Bir git lan tacı. Anne bir türlü gol atamadım lan, ne yapıyorsun lan, dokunma. Hakim Bey bu iyiliği yapıyor. Ne iyilesi lan anne, top vallahi şeye gitti, kornere gitti lan, dur. İkinci gol geliyor lan, izleyin. Ana gol gelecek lan, tutsa kaleci. 2-0 Fenerbahçe kıza. kazandın haber? Biz kazandık lan, ne oldu lan Galatasaraycıklar? Lan Zombi Baba bir tutamadı topu. Ana ben mi tutamadım siz mi lan? Bir saatte topun peşinden koşuyoruz. Kankalar gelsenize. Gelsenize çocuklar. Geldik işte, ne yapıyorsunuz burada? Ne yapacağız kankalar? Bugün labirent kapışması oynayacağız. En iyi dev labirenti yapan kazanır. Ana o zaman başlayabiliriz. Ben Pro'nun tarafını tutuyorum. Ben tutacaktım bana ne? Kusura bakma küçük zombi, önce Zombi Baba dedi. Boş versen onları küçük zombi. Biz seninle bu sefer kazanacağız. Tabii kazanacağız, onların zafer yok. Göreceğiz bakalım zaferi kim kazanacak. Aha da görüyorsunuz Pro'nun sandığı arkadaşlar. Hani bir de Nub'un sandığına bakalım. Lan bakmasana lan, dokunma. Küçük zombi sandıktan bir şey çaldı bu. Ne çaldın lan? Velen çaldın şeyi. Hani hiçbir şey çalmadım vallahi billahi, ekmek çarpsın. Bir daha sandığıma dokunursan bu son olur ha. Ana iyi be, yemedik sandığını. Şimdi arkadaşlar buradan elmasımı alıyorum. Kuvars, kapı ve camımı alıyorum. Şimdi labirentimizi yapmaya başlayacağım. Öncelikle şöyle 3 blok yüksekliğinde olacak. Şu şekilde kenarları kapatıyoruz. Labirentimizin girişi neresi olsa ki la? Ana burası mı olsa? Dur bir bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bu kadar büyüklük yeterli mi la? Yok, birazcık daha büyütelim. Tamamdır, bu büyüklük yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi buranın ortasını buluyoruz. Aha da ortası burası mı la? Sol taraf 10 blok, sağ taraf 10 blok. Tamamdır, bu alan şimdi yeterli olacaktır. Bu şekilde geriye doğru gideceğiz. Buraları kapatıyoruz. Bence burası harika oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz ilk kısmı bitirmiş bulmaktayız. Labirentimizin alanı burada olacak. Hadi sene kanka labirenti tamamla. Hani tamamlamaya çalışıyorum ya, ben ne yapıyorum? Şimdi labirentin girişi buradan olacağı için hemen şu şekilde bir giriş hazırlıyoruz. Buradan sağa mı gitsek yoksa sola mı? Hani zaten buradan bakınca sağa doğru gitmiş olacağız. Sağa doğru gitmek daha faydalı olur. Şimdi şu şekilde gitsek ne olur? Ana bu böylesi zor mu olur ki? Evet, gelişimiz bir tık daha zorlaşır. Ana şu şekilde birazcık düz gitsin. Ondan sonra şuradan bir yol açılsın. Şuradaki yol kapansın. Buradan da nereye doğru ilerlesin? Şu şekilde ilerlesin. Burası çıkmaz yol olsun arkadaşlar. Ana bence çok güzel durdu la bura, bak. Baksanıza peki mükemmel ötesi oldu. Şimdi buradan da sağa doğru gidecekti. La küçük. Lan ben bir şey yapmadım. Kanka o kopya çekiyor bizden, kopya. Kopyacı seni. Ana benim gibi yapmış. Hiç de bile bu benim yaptım. Hadi lan oradan, şuna baksanız arkadaşlar. Sizce küçük zombi benimle kopya çekiyor mu? Yoruma yazın. Ana bayağı bir benzetmiş. Ama benden iyi yapamayacaksın. Neyse küçük zombi yenebilmem için bayağı bir uğraşmam gerekecek anlaşılan. Şimdi arkadaşlar labirent şöyle devam edecek. Buradan şöyle düz gitsin. Daha sonrasında şöyle içeriye doğru gitmesini ayarlayacağım. Bakalım şu şekilde nasıl olur? Yoktur bir dakika. Şöyle bir blok boşluk bırak. Tamam, böylesi daha iyi oldu. Buradan da şöyle gelsin. Şurayı da şöyle kapatıyoruz. Daha başka ne yapabilirim? Şunu da yapabiliriz. Ana burası çıkmaz yol oldu mu? Evet vallahi tam da çıkmaz alan yaptım burayı da. Burası da bence harika oldu. Şimdi arkadaşlar ilerlemeye devam ediyoruz. Bu labirent epey bir iyi oldu arkadaşlar. Vallahi şuna bir baksanıza. Bildiğin en zor labirenti yaptım. Acaba küçük zombi ne yaptı ki? Ana bu ne lan? Lan kopyacı çekil lan buradan. Lan gitsene lan Zombi Baba. Ana siz ikisi çok noob gibi olmuş. Noob gibi mi? Zaten ben noobum la. Ana doğru ya, sen noobdun. Kanka onları boş ver, onlar ezik. Haklısın pro. Biz işimize bakalım. Zaten arkadaşlar bitirmek üzereyiz. Son kademe kaldı. Tamamdır. O da şöyle gelsin. Hatta şuraya bir yol vereyim mi la? Yok yok. Buraya yol falan vermeyelim. Şurada yolu teke düşürelim. Tamamdır. Şurayı kır. Böylesi daha iyi oldu. Şimdi arkadaşlar labirentimizi bitirmiş bulunmaktayız. Buraya Pro'nun sandığını koyacağım. Sandığımız burada, görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sandığı buraya koydum. İçindeki hazineyi görmek isteyenler yoruma 1 yazsın. Ana, herkes 1 yazmaya başladı. İşte hazine. Hazine mi? Nerede lan, nerede? Ana valla aç küçük zombi kokuyu aldı. Lan gelme lan buraya sakın. O ne lan öyle? Lan gitsene buradan zombi baba, sen kaç kere diyeceğiz buraya gelme diye. Kanka şunları boş ver ya, boş versene. Ana aç küçük zombi, hazineme sakın dokunayım deme. Asıl sen benim hazineme sakın dokunma. Ana sanki seninle hazinem var da dokunacağım. Neyse şimdi arkadaşlar bu alt kısmımız şu anda çimen olduğu için bayağı bir dayanıksız. O yüzden orayı kuvars yapacağız, görüyorsunuz. Bu kuvarslar epey bir sağlam olacak. Şurayı şöyle kapatalım. Şimdi baltamla burayı kapatacağız arkadaşlar. Easy şimdi. Burayı işaretledik. Bakalım bunun kodu 155'miş. Aha da 155 geliyor. Ve görüyorsunuz arkadaşlar efsane durdu. Burayı da kapat. Şu açtığımız yeri de kapatalım hemen. Tamam, burası hazır. Şimdi artık tuzakları yapmayı başlayabilirim. Aha da burada dikenimiz var. TNT, bariyer. Tamam, bunlar iş görür. Şimdi dikenlerimizi şöyle ilk başa koyalım arkadaşlar. İlk başta olursa bayağı iyi durur. Şöyle birazcık aralıklar vermek istiyorum. Tamamdır. Bu dikenler yeterli olur. Hatta dur la, bir çakmak taşını unuttum. Şuralara şöyle çakmak taşı yapalım. Yansın buralar. Başka ne yapabilirim diye düşünüyorum. Evet buldum. TNT tuzağı yapacağım tabii. Ana, TNT tuzağı nereye yapabilirim? Buraya yapabilirim, evet. Şimdi arkadaşlar hazırsanız TNT tuzağımızı aha da buraya yapacağım. Şimdi şöyle çukur açalım şuraya. Bu çukur yeterli olacaktı. Şimdi burayı kaldırdım. Öncelikle TNT'mizi alt kısma yerleştiriyoruz. Daha sonrasında ise bunun üstüne kum koyacağım. Daha kumumu almayı unuttum. Durun la. Kanka biraz acele et. Bunlar bitirmek üzere. Tamam pro, emredeysiz zaten. Çok az bir şey kaldı. Şu kumları şöyle koyduk. Basınç plakamızı da şöyle koyduk mu? İşte burası hazır arkadaşlar tuzağımız. Hatta şu yanlarına da şöyle çakmak taşıyla yakayım. Tamam. Birazcık daha etrafa diken koymak istiyorum. Biraz da bariyer döşemek istiyorum arkadaşlar. Şu aralara bariyerler koyarsak küçük zombinin gelmesine engel olabiliriz diye düşünüyorum. Vallahi bunlar da süper oldu. Hatta durun da şuralara da koyayım. Şuraya da şöyle kapı tuzağından koymak istiyorum engel olsun diye. Tamamdır, bence harika oldu. Artık son aşamaya gelebiliriz. Sandığımızı nasıl koruyabiliriz? Nasıl? Tabii ki de şöyle bariyer döşeyerek. Bu bariyerler sandığı saklayacaktır arkadaşlar. Bu da işimize gelir. Şöyle ikinci satıra da diken. Tekrar bariyer. Şuraya da şöyle çakmak taşıyla yakarsak bizden izi yok. Kapımızı da ihmal etmeyelim. 10 numara 5 yıldız oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz epey bir zorlu, güvenli bir labirent oldu. Bitmedi mi kanka? Bitti la bitti. Aha da şuraya da şöyle birkaç tane diken koyuyorum ve artık burayı bitiriyoruz arkadaşlar. Ben hazırım. Ben de hazırım, artık kapışma başlayabilir. Hadi bakalım başlasın o zaman. Önce zombi baba bizim labirentimizi tamamlamaya çalışacak. Sizin labirentiniz epey bir kolay. Haydi bakalım o halde kapıları açtık. Ana o ne lan? Bu labirenti tamamlayamayacaksın baba. Ana göreceğiz. Bu ne lan böyle? Her yer sarmaşık yaprak dolu. Lan doğru yeni tarafla. Bulamayacaksın. lan. Yürü git lan. Ana gene aynı yere gideyim. Ana herhalde doğru yer burası. Aa, bu su tuzağına geçemezsin. Aa, ne yaptım la beni? Keriz beni ileriye çekledi. Ahanda nubuz sandı. Lan dokunma altınlarıma. Hayır o altınlar benim. Ahanda arkadaşlar görüyorsunuz ben tamamladım. Sen var ya bittin şimdi. Yürü git la. Hani valla nubun altınları benim oldu artık. Küçük zombi ne yaptın sen? Altınlarımızı aldı mı? Aldı ama ben onun işini senden ulaşacağım. Bekle nub. Geçemeyeceksin küçük zombi. Asla geçemezsin. Neydesin la? Ana TNT tuzağı mı geçmeyi başardı Allah. La sen ona TNT tuzağı mı diyorsun koçum? Ana sandığıma doğru gidiyor. Görürsün sen şimdi. Ana arkadaşlar onu durdurmalıyız. Lan dur lan. O nilin elini attı sen buraya. Lan dur. Durmak yok yola devam. Ana küçük zombi durduramıyorum. Hayır sandığıma ulaşamazsın. Ulaşacağım ulaşacağım. Engelleyemezsin beni. Bu olamaz Aslan'a. Sandık benimdir. Hayır bu olamaz oradan çıkamazsın. Keriz kendini öldürdü. Bu silahlar benim artık. Ve sandık benim oldu. Çekilin de yolumdan. Ana dur lan dur. Kanka ne yaptın sen? O sandığa ulaşmış olamaz. Ben kazandım. Lan dur lan dur. Tamam sen kazandın pis ediyorum. Bu olamaz biz nasıl kaybettik? Aferin de sana küçük zombi pronun sandığını almışsın. Zaten bizim sandığımız önemsizdi. Onların sandığı önemliydi. Bu olamaz. Noob ve Pro orada ne işiniz var? Gelsenize kankalar. Ne yaptınız la? Ne yapalım işte uğraşıp duruyor. Siz ne yaptınız? Kankalar bugün size yeni bir oyun hazırladık. Bugün sandık yapacaksınız. Hem de dev sandık. Dev sandık mı? Bu çok iyi. Ana acaba ben Pro'yu mu seçsem Noob ama? Bana katıl zombi baba şu noobları yenelim. Haklısın Pro sana katılıyorum. Bu olamaz ya hayır. Şansına küs oğlum. Arkadaşlar görüyorsunuz bu Pro'nun sandığı. Ahanda noob'un sandığı. Küçük zombi sandığımızı kurcalıyor engelle onu. Kurcalamasın la. Ana kurcalamıyorum la sakin ol. Şimdi arkadaşlar sandık malzemelerimi alıyorum. Görüyorsunuz. Öncelikle dev sandığı yapabilmem için bana büyük bir alan lazım. Aynen şöyle birazcık geride olsun. Tamamdır bu mesafe yeterli olur. Öncelikle şöyle ileriye doğru gidiyoruz. Herhalde 26 blok yeterli olur arkadaşlar. Acayip uzun oldu. Şimdi ise yukarıya çıkacağız. 2, 3, 4, 5, 19, 20. Tamamdır arkadaşlar. Bu uzunluk yeter. Şimdi burayı da aynı şekilde çıkıyoruz. Neredeyse kenarını bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ilk şeması tamam. Şimdi sandığımızın kapak kısmını yapacağım. Heh böylesi daha güzel oldu. Şimdi ise arkadaşlar bu kapak kısmımızı tamam. Anlıyoruz. Lan sen nasıl bir sandık yapıyorsun da öyle bu haksızlık. Şuna baksanız arkadaşlar. Küçük zombinin sandığı epey bir küçük. Bir de benim sandığıma bakın kocaman. Biz onlardan daha iyiyiz kanks. Sen onlara aldanma küçük zombi biz kazanacağız. Onlara gücümüzü göstereceğim. Yürü git la anne o küçücük sandıkla bir göstereceksin. Şimdi arkadaşlar burayı da kapattık. Şimdi sırada ikinci işlem var. Sandığımızın anahtarını koymak. Anne onu da şu şekilde yapacağız. Şunu da şöyle yaparsam gördüğünüz üzere arkadaşlar sandığımızın anahtarı da hazır. Şimdi artık sandığımızın içini doldurabiliriz. Öncelikle baltamı alıyorum. Elmas şeklinde dolduracağım. Haydi bakalım elmasımızı dolduruyoruz. Bismillah. Ahanda görüyorsunuz arkadaşlar. Epey bir güzel durmadı mı? Çok iyi olduk kanks. Doldurmaya devam et. Pekala hemen dolduruyorum. Bu da sonuncu elmasımız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere artık dev sandığımız hazır. Hadi kanka içine de birazcık bir şeyler yap. Pekala. Hani küçük zombi ne yapıyor la? Lan bakmasana kopyacı seni, gitti buradan. Uzaklaş lan buradan zombi baba. Ana iyile yiyemedik sandığınızı. Şimdi arkadaşlar benim kapı girişim buradan olacak. Şimdi şurayı şöyle bir kapatmamız lazım şu şekilde. Bakalım böylesi nasıl durur? Ana böylesi iyi durdu. Şimdi ise aşağıya giden bir yol. Ana ben merdiven almayı unuttum da bir saniye, sandıktan merdiven alak. İşte merdivenimiz burada. Merdivenlerimizi şu şekilde koyarsak herhalde artık buradan inip çıkabiliriz. Çok güzel durdu. Ana görüyorsunuz arkadaşlar. Bu elmas merdivenler asla kırılmaz ve paslanmaz. Şuna baksanıza ne kadar parıldak duruyor. Aynen şimdi şu çimenimizi de kapatalım şöyle. Aynen çimen deneymişler. Hemen şurayı da şöyle elmas yaptım. Ve gördüğünüz üzere iç mekanımız hazır. Hadi kanka birazcık da dış tarafı güvenli hale getir. Pekala aklımda bir fikir var. Aynen burayı ben kaktüs yapacağım. Kaktüs mü? O da ne la? Birazdan göreceksiniz. Kaktüs ve kumumuz burada arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir alan belirlememiz gerek. Tamamdır, şu alan yeterli olacaktır. Bu alanı şimdi kum yapıyoruz ve kumların üstüne de kaktüslerimi dikeceğim. Gördüğünüz üzere bu kaktüse de kimse geçemeyecek. Lan bak sizi o kaktüsü yapamazsın. Öyle de bir yaparım ki aklın hayalin durur. Görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel durdu. Şimdi artık kaktüsleri kapatma zamanı. Bu da sonuncu kaktüsüm. Arkadaşlar valla 10 dakikadır bu kaktüsleri dizmeye uğraşıyorum. Ve gördüğünüz üzere sonunda hazır. Çok iyi durmadı mı? Bir de sen benim sandığıma baksana. Baksana. Ana şuna bakın arkadaşlar. Küçük zombi ne yapmış? Biz kazanacağız bu savaşı, anladınız mı? Hadi in lan oradan, kandırmayın kendinizi. Savaşı kazananı belli. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar artık diğer tuzaklarımı yerleştirebiliriz. Şuradan dikenimi aldım. Kameram, lavım, bir de engelleyiciler, tamamdır. Bunlar iş görür. Öncelikle şu etrafımızı şu şekilde bir lav yapacağım. Bu lav küçük zombinin gelmesine engel olur. Hatta durla bir iki katman yapalım. Tamamdır, bu kadar yeterli. Şimdi dikenlerimi koyuyorum. Burası da hazır. Şimdi biraz da kamera sistemlerimizi artık aktif edelim. Hani kameraları nereye koyabilirim? Evet, buraya koyabilirim. Bu kameralar küçük zombi yaklaşırsa bizi uyaracak arkadaşlar. Kameralar da hazır. Başka ne yapabilirim diye düşünüyorum. Evet, buldum. Tabii ki de bu girişi telle kapatmak. Bu telle sayesinde küçük zombinin girmesi epey bir zorlaşacak. Bu telle de hazır, görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel durdu. Hatta bunların önüne şu çakmak taşını da yaparsam çok iyi olur. Burayı iyice ateşe vermek istiyorum. Kanka biraz da artık içerinin güvenliğini yap. Haklısın Pro, hemen şurayı bitiriyorum ve artık içeriye geçiyorum. Tamam arkadaşlar burası hazır. Şimdi artık içeriye geçelim. Aynen şimdi buralara şöyle tahta engelleyicilerden koyacağım. Bu tahta engelleyicilerin dikenleri küçük zombiye batacak ve girmesini zorlaştıracak. Hatta bunların aralarına lav da koyarsam çok daha güzel olur. Hemen onu da şöyle yapıyorum arkadaşlar. Artık küçük zombi hayatta giremez buraya. Şimdi ise arkadaşlar artık Pro'nun sandığını koyabilirim. İşte arkadaşlar Pro'nun sandığı bu. Onun sandığını şöyle koydum ve şimdi sizi İçindeki hazineyi göstereceğim. Aha da bu arabalar. Bu arabalar o kadar lüks ki kimse bu arabaları alamaz, yani o derece. Şimdi ise bu sandığımızı da şu şekilde koruma altına alacağım. Burayı da bu şekilde bir koruma altına aldım arkadaşlar. Hatta buranın önüne şöyle tel de koyarsak daha iyi olur. Tellerimizde 10 numara 5 yıldız oldu. Artık buraya hazır diyebiliriz. Fakat ben şuraya hiçbir şey yapmadım la. Buralara da şöyle yalandan diken koyalım. Ve artık hazırım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere süper oldu sandım. Oğlum benimkisi bitti. Ama durun bir dakika. Sandığıma çıkış yeri yapmadım la. Hani ya bu küçük zombi nasıl çıkacak? Durun bir. Şuradan meydivenimi aldım. Bitmedi mi kanka? Bitti işte bro. Hani ya şu meydivenini de koyayım. Kapıyı almayı unuttum. Kapımız da buradaymış. Zaten merdivenlerimiz görüyorsunuz hazır. Kapıyı da koyduk mu? İşte sandığımız hazır. Arkadaşlar sizler de yoruma yazın. Sizce benim sandığım mı iyi oldu? Beni tutanlar yoruma 1 yazsın. Beni tutanlar 2 yazsın arkadaşlar. Bakın ben sizin için o kadar uğraştım. Hani yoruma yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bitmedi mi la? Bitti işte sandığımı kimi çalış. Pekala. Kanka bana onların sandığını getir. Pekala pro göreceksin getireceğim. Asla başaramayacaksın. Görürsün sen şimdi. Ana acaba yukarıya kadar zıplayabilir miyim? Hadi görüşürüz. Hayır bu olamaz. Nasıl geçmeyi başardın? Öyle de geçerim. Ana orada ne var öyle? Git bakalım oraya doğru git. Ana ne yapıyorsun lan? Ana o ne la? İşte mayınıma bastın. Ama bu mayın beni engelleyemez. İşte kapı ulaştım. Hadi görüşürüz. Hayır. Nasıl da yolladım arkadaşlar. Hadi nasıl gidin la? Ben giyerim oğlum. Asla beni durduramazsın. Sandığıma ulaşamayacaksın. Görürsün sen. İşte ulaşıyorum lan dursana. Aha da sandık orada arkadaşlar. Lan bu ne? Bu elektriklerden asla geçemezsin. Demek geçemem ha. O zaman ben de ana onu önüne koyamıyorum. Lan yine yapmasın da. İşim bitti şimdi lan. Bu ne lan? Niye koyamıyorum lan ben bunu? Hayır bu olamaz. Dikeni koyamıyorum. O zaman ben de blok koyarım. Lan yapamazsın bunu. Yaparım. Haydi bakalım görüşürüz işte sandık. Hayır izin vermem. Aha da bir sürü para. Kendi tuzağına yakalandık Iris. Hayır. Sandığın benim. Ne yaptın kanka, alabildin mi sandığını? Aldım tabii anne. Bir sürü paramız oldu pro. O paralarımı geri ver çabuk. Hayır bu olmuş olamaz. Anne kendi mayınına bastın. Şimdi sen bittin oğlum. Şimdi sandığını bir alayım da gör. Asla ulaşamayacaksın. Ana küçük zombi acayip sinirlendi arkadaşlar. Onu durdurmak zorundayım. Hayır aytinimi sinirle. Ana düşürdü beni. Asla yetişemeyeceksin bana. Gününü göreceksin sen. Ana gidiyor valla. Keriz bunu ne kadar yüzük yapmışsın la. Ana gidiyor. Hayır onu durdurmalıyım. Ana gidiyor. Lan dur. Durmak yok. Sandık benim olacak. Ana hayır. Almana izin vermem. Aldım beni. Bu arabalar benim artık. Ana. Küçük zombi sandığıma ulaştı. Bu arabalar artık benim. Kimse tutamaz beni. Ana. Küçük zombi öldü. Kanka biz kazandık. Küçük zombi tamamlayamadı. Hayır bu olamaz. Küçük zombi kaybetmiş olamazsın. Ama ben sandığı almıştım. Sandığı almış olman önemli değil. Kax buraya kadar gelmen önemliydi. Ve kazanan zombi baba oldu. Yaşasın be. O zaman bu arabalar benim olmuş oluyor. Anne o ne lan öyle. Şuna baksanız arkadaşlar. Ooo jipimiz olmuş la. İyi de bu jip benim artık. demek. Ama kazanan ben oldum, istediği kadar senin olsun. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda dev sandık yaptık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda 2 tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.